Ben şu anda kiraz, şeftali, üzüm, zeytin her türlü üretim yapıyorum burada. Orminka'yı kış gübresi olarak, toprak altı olarak attık. Sonra bir de damlamadan tekrar aynı firmanın diğer ürünlerinden de kullandık. Ya bilmiyorum ama ben bu sene yani hayatımda bu kadar yani bu kadar yıllık çiftçiyim. Yaşım 49 yaşındayım. Yani bu kadar randımanlı bir yıl yani kendi almadım yani. Şimdi böyle tabii konuşunca millet bana saldırıyor. Bunu biraz şekillendirelim abi. Bir, önce şeftaliden başlayalım. Şu anda şeftalideyiz. Şeftaliye şöyle baktığın zaman sürgününde, meyve tutumunda Orminka'nın fark ettirdiği şekliyle ama yani Orminka şunu yaptı diyecek şekilde ne gördün abi? Valla şu anda zaten siz de görüyorsunuz ağaçların yani iştahını şeyini sürgünlerin boyunu hemen hemen şu anda 1 metre geçkin sürgün var. Daha sezonun başındayız. Daha ilk suyunu yeni verdik. Ve meyvelerde zaten bir acayip bir yani şey var. Yani çok hoş görüntü var yani meyvede de. Meyve tutumunda da bu sene şeftalinin yok yılı. Yani az yılı. Her yerde yani ama benim bahçeler gerçekten yani dolgun ve şey. Geçen yılda bugüne kadar bugünü kıyasladığın zaman ne fark ediyorsun? Tabii geçen yılda biraz meyve tutumu zayıftı. Hem de sürgünler bu kadar yani ağaçlar bu kadar iştahlı değildi. Ya yani bu sene yani biz yani ben Orminka'ya bağlıyorum. Yoksa yani belki yılda da yani yılın da bir şeyi de olabilir ama Orminka'nın çok büyük etkisi olduğu açık yani hastalık bakımından da en ufak bir hastalık belirtisi şey hiçbir şey yok yani. O da var. İşin şu şeylerin filizlerin şeylerin yani şey, meyvanın üzerindeki şeyin oluşmasında da yani çok hoş bir görünüm var yani şu anda. Kirazda ne fark etti Dominika abi? Kirazda meyvanın parlaklığını ondan sonra dayanıklılığını bir de yani biz kalibre ederiz yani iriliğini çok çok fark ettirdi. İrilik yani şu ana kadar çıkardığım meyvelerin yani ben şimdi tevatür gibi konuşuyorum yani şimdi burada bir şey söylüyorum ama yani bir şey görmesem bu kadar da şey söylemem yani. Gerçek söylüyorum yani 28 alıcılar da gördü. 28-30 kalibre, 32 kalibre hatta 34 kalibreye kadar kirazımız oldu. Yani 34 kalibre dediğimiz kirazın eni 3,5 santim demek yani. Satışta fark etti mi? Tabii ki. Satışta yani şimdi herkesten en az 1-1,5 lira farkla sattık yani şey çok büyük bir şey. Yani bütün yani bir yıl hani nasıl anlatayım? Ben 2 tane çocuğum okuyor. İkisi de üniversitede. Biri lisede, biri üniversitede. Şimdi onların okul masrafları şey farkıyla çıktı. Biz kovadan kadın işçiler getiriyor. Kasaya döktüğümüz zaman resmen böyle ceviz sesi gibi tokur tokur ses çıkıyor yani şeyden. Abi işte Kirazdan. böyle çok. Kirazımı hiç bu kadar rahat satmamıştım. Özellikle elit tarımın kuruluş nedenlerinden bir tanesi, belki de en büyüğü, organik kökenli bitki besinlerini oluşturmak. Bunlar arasında mesela şu anda arkamda gördüğünüz Orminka tamamen bitki artıklarından yapılmış bir özel gübre. Orminka bitkilerden elde edilen ve özellikle potasyum ağırlıklı bir gübredir. Ve Orminka bitkiler topraktan aldıkları maddelerin en büyük kısmı örneğin bitki küllerinde bulunan maddelerin yarısından yakını yarısından fazlası hatta potasyumdur. Potasyum en çok kullanılan maddedir. Biz de bitkinin elinden bu potasyumu alıyoruz. Bu potasyumu görmüş olduğunuz gibi gübre haline sokuyoruz ve gübre haline sokarak doğrudan doğruya tekrar bitkiye iade edecek şekilde kullanıyoruz. Toz halinde bir gübredir. Bana oradan bir potasyum verebilir misiniz? Mesela şunun içerisinde bu potasyum vardır. Çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz Orminka'yı burada. Bu Orminka bitkiden elde edilmiş içerisinde organik maddede bulunduran toz halinde ve bir gübredir. Toprağa katılarak kullanılabilir, suda eritilerek yapraktan verilebilir ama özellikle bitkinin kökleriyle alacağı şekilde geliştirilmiş olan bir maddedir.
suda çözünür, damla sulama sistemiyle kullanılır, toprağa serperek kullanılabilir ve bitkinin büyümesinin her döneminde kullanılır. Ama biz özellikle bunun kullanımında kökten ama yetiştirme döneminden önce, yani bitkinin ekim dikim sırasında kullanılan bir gübredir.